İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Ekonomi ve piyasalara dair haberleri aktaracağız. Ardından Ankara stüdyomuza gideceğiz. Ahmet Kıvanç'la konuşacağız. Neler var? Sporcular bu yıl ne kadar vergi verecek? Deprem diğer taraftan kreş sorumluluğu, çalışan anneler için kreş sorumluluğu, diğer taraftan değerli konut vergisi. Tüm bunları konuşacağız ama önce isterseniz bir haberlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. İdlib konusunda açıklamalarda bulundu. Bunlar önemliydi, piyasalar tarafından takip edilen ama ekonomi tarafında söylediği, ekonominin gerçeklerine uygun olarak bu süreci, yani faizlerdeki düşüş sürecinden bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kontrollü bir şekilde sürdüreceğiz dedi. Görüldüğü gibi faizler indiği halde ne döviz kuru patladı, ne enflasyon zıpladı, ne piyasalar karıştı, ne başka bir sıkıntı yaşandı dedi. Tam tersi, açıklanan her gösterge daha iyiye doğru bir gidişe işaret etti dedi. İnşallah enflasyonda yıl sonu hedefimiz olan %8,5'un bile altına ineceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada. Tabii özellikle Suriye ile ilgili açıklamalar da önemliydi. Rejim güçlerini bugünden itibaren her yerde vuracağız. Havada, karada hiçbir oyalanmaya müsaade etmeden gerekeni yapacağız dedi. Rus ve Türk savunma istihbarat yetkilileri yakında İdlib ile ilgili görüşecek dedi. Bu da tabii piyasaları çok yakından ilgilendiriyor. Yakından takip ediyor piyasalar tarafından. Orada da kurda bir miktar hareketliliği, özellikle jeopolitik gerilimden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında biliyorsunuz bankaların komisyon, ücret, diğer taraftan masraflarda bir düşüş oldu. Buna ilişkin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'dan açıklama geldi. Hep Merkez Bankası Başkanları konuşur. Yıllar sonra Merkez Bankası Başkanı da artık iletişime dahil oldu. Piyasalarla iletişime dahil oldu. Ve şunları söyledi. Bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretler karşılaştırılabilir olmaktan uzaktı. Burada zaman zaman aşırı fiyatlanmalarla karşı karşıya kalınıyordu. Temel amaç tahsil edilen ücretlerin daha şeffaf, anlaşılır, öngörülebilir ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak dedi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya. Burada da tabii hatırlatmak gerekirse ticari müşteriler için 2400 adet ücret, masraf, komisyon sayısı 51'e düştü. Finansal tüketiciler için 20'den 16'ya düştü. Diğer taraftan 1000 liraya kadar EFT'de 1 liraya kadar düştü. Mobilde, internette, düzenli ödemede, ATM'de 2 liraya düştü. Ciddi anlamda bir gerileme meydana geldi. Şimdi tabii piyasalar açısından bakalım. Bir yandan koronavirüsü, Çin'de yayılmaya başlayan ve 1000'in üzerindeki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsü yakından takip ediliyor. Kontrol edilebiliyor mu? Yayılması, küresel ekonomiye tehdit takip ediliyor. Oradaki fiyatlamaların ama o ilk zamanlardaki panik havasından tersine döndüğünü söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii içeride en çok fiyatlama jeopolitik riskler. İdlib'de yaşanan saldırı, sonrasında Türkiye-Rusya ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce aktardığım açıklamaları ve Rusya ile yapılacak görüşmeler fiyatlanmalar içinde. Borsa İstanbul 120.180 puanda, %1'in üzerinde primli. Dolar tarafında 6.03 seviyesindeyiz. Dolarda Cuma günü 6.05 seviyesi görülmüş. Ardından Merkez Bankası'ndan gelen swap adımıyla birlikte düzeltiyorum, BDDK'nın para swap'ı, bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynağın %10'la sınırlandırılması, daha önce %25'ti. Bir miktar daha dolar TL'yi kontrol altına almıştı. 6 lira seviyesinin altına 5.97'ye kadar geldi ama jeopolitik riskle yeniden 6 liranın üzerine çıktığını görüyoruz. Euro TL 6.58, Euro dolar 1.09 seviyesinde. Faiz 11.01, altın onsu 1565. Burada bir miktar görüyoruz koronavirüsün etkisinin hafiflediğini, piyasalar açısından ağırlığının hafiflediğini. Çünkü 1580 dolara kadar gitmişti. Brent ham petrol 55 dolar, %2'lik prim var. ABD ham petrolü %1,60, 50 doların üzerinde. Petrolde de hareketlilik var. Peki içeride gram altın 304 lira, çeyrek altın 497 lira, yarım altın 994, Cumhuriyet altını 2048-2050 liralar seviyelerine yaklaşmış durumda. Ekonomide ve piyasalarda bu saate kadar yansımalar bu şekilde. Şimdi Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'la konuşacağız Ankara stüdyomuzda. Ahmet Kıvanç'la neleri konuşacağız? Öncelikle değerli konut vergisini konuşacağız. Şimdi değerli konut vergisinde şöyle bir durum söz konusu. Çok kısa bir aktaralım Ahmet'e gitmeden evvel. Şimdi 1+1 yıl erteleme geldi. 5 milyon ve üzerindeki konutlar için belirlenen değerli konut vergisi 1 yıl ertelendi. Cumhurbaşkanına bu süreyi 1 yıl uzatma yetkisi verildi. Tek konut olanlara vergi muafiyeti ve artan değere göre kademeli vergilendirmeye gidildi. Ahmet Kıvanç Ankara stüdyomuzda. Ahmet merhaba. Şimdi
Herkes merak ediyordu değerli konut vergisinde ne tür değişiklikler olacak. Bir takım değişiklikler var. Tek konutsu olanlara değerli konut vergisi muafiyet dışında. Bu daha öncekinde var mıydı yok muydu? Diğer taraftan bu kademelendirme, vergiyi kademelendirmek ne demek? Serdar, 4 önemli değişiklik yapıldı teklif üzerinde. Son oylaması yapılmadığı için teklif diyoruz. Oylaması yapıldıktan sonra genel kurulda geçecek ama önergeler kabul edildi mecliste. Birinci değişiklik Serdar, yürürlük tarihiyle ilgili oldu. Senin de az önce belirttiğin gibi 2020'de başlaması gerekiyordu normalde. 2021 yılına ertelendi ve Cumhurbaşkanı bu süreyi uzatabilecek ayrıca. Değerli konut vergisi biliyorsun 5 milyon lirayı aşan, değeri 5 milyon lirayı aşan konutlardan alınacak. İkinci önemli değişiklik de bu değer tespitiyle ilgili oldu. Değer 5 milyon lira olup olmadığını kim tespit edecek? Hı-hı. Daha önce TAP Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bir yetki verilmişti. Şimdi bundan vazgeçildi. Bu biraz tartışmalıydı. Bunun yerine emlak vergisine esas değer dikkate alınacak Serdar. Ayrı bir değer tespiti yapılmayacak. Bir diğer üçüncü değişiklik tek meskeni olanlarla ilgili oldu Serdar. Daha önceki düzenlemede tek meskeni olanlar için çok kısıtlı ekonomik durumu olmayan işte emekli aile alan vesaire gibi böyle kısıtlı bir kesim için vardı. Şimdi o kaldırıldı. Emlak değerli konut vergisini esas tek meskeni olanlar vergi ödemeyecekler Serdar. Türkiye sınırları içinde birden fazla meskeni olanlar ise, değerli konut vergisine tabi olan birden fazla meskeni olanlar ise en düşük, değeri en düşük olan için vergi ödemeyecekler Serdar. Dördüncü değişiklik de Serdar, verginin değeriyle, tutarıyla ilgili oldu. Aslında oranlar değişmemiş gibi görünüyor ilk bakışta ama parantez içindeki ifadeler dolayısıyla ödenecek vergi tutarı değişti Serdar. Var mı bununla ilgili örnekler? İlk halinde, evet Serdar, bunu hesaplama yaptım. Örneğin değeri 7 milyon 500 bin lira olan bir konut için önceki halinde kalsaydı 22.500 lira vergi ödenmesi gerekecekti bu sene. Yeni haliyle 7.500 lira inecek Serdar. 10 milyon lira olan konutun ödemesi gereken vergi 60 bin liraydı öncekinde. Şimdi 22.500 liraya indirildi. 15 milyon liralık konutun vergisi de 150 bin liradan 72.500 liraya indirildi Serdar. Dediğim gibi 4 önemli değişiklik yapılmış oldu. Bu kademeli tutarlar her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılacak Serdar. Cumhurbaşkanı bunu yeniden değerleme oranına kadar artırmaya da yetkili olacak. Yani %20 olarak belirlenen diyelim yeniden değerleme oranı, bunun yarısı oranında %10 oranında artırılacak. 5 milyon artı o 7,5 milyon, 10 milyon gibi kademeler %10 oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı gerekirse bunu yeniden değerleme oranına kadar yükseltebilecek Serdar. Evet, çok tartışılıyordu. İşte evlere tebliğler gitti, değerler konusunda şikayetler vardı. 5 milyon liranın daha altında benim evimin değeri ama 5 milyonun üzerinde gözükmüş, bana vergi çıktı diye şikayetler vardı. Diğer taraftan önemli değişiklikler var senin aktardığın gibi. Tek evi olanlar muaf kaldı. Daha öncekinde emekli maaşı veya işte gelir durumunun düşük olması gerekiyordu muafiyet için. Diğer taraftan da bir kademeli şekilde değişti vergilendirme. Hatta senin hesaplamana göre bir düşüş söz konusu. 7,5 milyon liralık bir evi olan 22.500 lira hesaplanırken şimdi 7.500 lira olarak hesaplandı. Önemli değişiklikler. Şimdi iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi sporcu ücretlerinin vergilendirilmesi. Bununla ilgili çok tartışma oluyor. İşte Türkiye sporcular için vergi cenneti. Sporcular çok kazandığı halde vergi ödemiyorlar şeklinde şikayetler vardı. Bunda bir değişiklik oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayında çıkan kanunla değiştirilen sporcu ücretleri sözleşmesi 1 Kasım 2019 tarihinden önce imzalanan sporcular sözleşme bitimine kadar sadece %15 vergiye tabi olacak. Bu tarihten sonra sözleşme imzalayanlarsa orada oran değişti. Ne oldu peki?
Evet Serdar, bu konuyla ilgili olarak Hazine Maliye Bakanlığı gelir vergisi taslağı hazırladı. Taslakta bu konuyla ilgili uygulamanın esaslarını ve ayrıntılarını da düzenledi. Belirttiğim gibi 1 Kasım 2019 tarihi miladı. Bu tarihten önce imzalanmış olan sözleşmeler sözleşme süresinin bitimine kadar %15 oranda vergiye tabi olacak. Eskiden olduğu gibi onda bir değişiklik olmayacak. Fakat 1 Kasım 2019 tarihinden sonra imzalanan sözleşmeler çerçevesinde ücret elde eden sporcular Serdar bu yıldan itibaren %20 oranda vergiye tabi olacak. Diğer taraftan 1 Kasım 2019 tarihinden önce sözleşmesi imzalanmış fakat daha sonra ücretin miktarı artırılmış ya da işte sözleşme süresi uzatılmışsa bu kişiler de yeni vergi oranına tabi olacaklar. %20 oranına tabi olacaklar. Bunlar tabii ligin en üst ligdekiler için söz konusu olacak Serdar. Örneğin futbolda Süper Lig'deki oyuncular için söz konusu. Evet. Tabii burada bu kişiler de önemli bir yenilik Serdar, %20'ye çıkartılmasının yanı sıra önemli bir yenilik. Daha önce tutar ne olursa olsun, yıl içerisinde elde edilen sporcunun ücreti ne olursa olsun sadece %15 oranında vergiye tabiydi. Şimdi gelir vergisi tarifesinin 4. dilimini aşan, tutara ulaşan sporcular beyanname doldurmak zorunda kalacak ertesi yıl ve %40'a varan oranda bu kez vergi ödemek durumunda kalacak. Yani ne kadarlık bir gelirden bahsediyoruz? 2020 yılı için 600 bin lira Serdar. 600 bin lirayı aşarsa bunun için 2021'in Mart ayında beyanname doldurması gerekecek. Ve %40 mı? Şöyle bu yıl için... Evet, %40'a kadar çıkabilecek 2021'de. Bu yıl %20 oranı üzerinden yıl boyunca vergi ödenecek. Yıl içerisinde 600 bin aşıp aşmadığına bakılmayacak. Yıl sonunda bakılacak. Yıl sonunda toplam gelir, sporcunun elde ettiği gelir 600 bin lirayı aşmışsa Serdar, bu kez Mart ayında, gelecek yıl Mart ayında beyanname dolduracak. Bu beyanname üzerinden bu kez o %15, 20, 27 diye değişen oranlarda bir hesaplama yapılacak. %40'a kadar varan oranlarda ve bunun üzerinden yeniden yeni vergi hesaplanacak. Peki. Burada kritik husus şu Serdar. Hesaplanacak yeni vergiden bu yıl ödenmiş olan vergiler mahsup edilecek. Ama sporcunun kulübü o vergiyi maliyeye yatırmamışsa bu durumda mahsup işlemi yapılamayacak sporcudan. Dolayısıyla kulübün ödememiş olduğu vergiyi sporcu ödemek durumunda kalacak. Peki bir diğer önemli konu özellikle çalışan kadınları ve çocuk sahibi çalışan kadınları çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü onların en büyük problemi işte emzirme odaları, emzirme ve kreş sorunu. 150'den fazla kadın çalışanı bulunan işveren emzirme odası ve kreş açmak zorunda. Açmazsa ne olur? Evet Serdar, açmak zorunda. Açmazsa ne olur? İşçi açısından iş akdini haklı olarak fesih sebebi ortaya çıkar Serdar. Süreç nasıl olur? Bu ne anlama geliyor? Kreşi işveren doğrudan kendisi açabilir. Çevresindeki komşu işverenlerle yahut başka işverenlerle anlaşarak ortak bir kreş açabilir. Yahut da mevcut kreşlerden hizmet satın alabilir Serdar. Yani o an sadece 5 tane ya da 10 tane çocuğu olan işçisi için kreş açmak yerine hizmet satın alma yoluna da gidebilir. İle de kreş açması gerekmiyor. Önemli olan bu yükümlülüğünü yerine getirmesi işverenin. Peki Serdar, kreş ücretini tabii verebilir mi? Bu alternatif olarak başka bir alternatif? Hayır, kreş ücretini veremez Serdar. Çünkü kreş ücretini nakit olarak verdiği zaman vergiye tabi. Yani verebilir, vergisini de ödemek zorunda kalır ekstradan. Anladım. Oysa dolayısıyla kreşi, bunlar yoksa çalışan iş akdini feshedebilir, tazminatını alabilir. Peki süreç nasıl olmalı? Tazminatını alabilir. Serdar, burada evet o süreç önemli. Yani işverenin kreş hükmünü yerine getirmedi deyip hemen iş akdini feshedip ayrılmak, kıdem tazminatı almayı beraberinde getirmez Serdar. Hatta sorun da yaşayabilirler bu kişiler. Önce işverene doğum yaptı, analık izni kullanmaktayken işverene kreş konusundaki yükümlülüğünü hatırlatıp bir ihtar çeker ve belli bir süre tanır. Bu süre içerisinde yani analık izninin bitiminde örneğin döndüğünde kreş yükümlülüğü yerine getirilmiyorsa
O zaman iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını almaya da hak kazanır Serdar. Aksi takdirde aceleci davranıp hemen nasıl olsa burada kreş yok, kimseye de kreş hizmeti vermiyor işveren. O yüzden ben iş akdimi feshedeyim dediği takdirde kıdem tazminatından da mahrum kalır, işinden de olur Serdar. Dolayısıyla bunun için de ihtar çekmek önemli. Yoksa direkt böyle gidip iş akdini feshedemiyorsunuz. Yoksa zararlı olursunuz. Çok teşekkürler. Çok kısa bir cümle. Nakdi ödeme dediğin Serdar, nakdi ödemede vergi tabi. Buna karşılık eğer işveren bunu nakdi olarak ödemeyip doğrudan işte kreşe ödeme şeklinde yaptığı zaman bu kez işveren vergiden indirme hakkına sahip. O nedenle nakdi ödemek doğru değil. Onu vurgulamak istiyorum. Peki, sporculara vergi, değerli konut vergisi, diğer taraftan işverenlerin kreş açma zorunluluğu ve şartları. Dolayısıyla çalışanın da burada kadınların da haklarını konuştuk Ahmet Kıvanç'la. Efendim, ekonomide ve piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Bizden hemen sonra spordaki gelişmeler var. Hoşçakalın.